Merhaba arkadaşlar, bir konudan bahsetmek istiyorum. Redox LE diye bir arkadaş bu videoyu yapmama neden oldu. Teşekkür ediyorum ona da. Kasta ucuza kaçmayın. Ne kadar paranız yetiyorsa kaskınızı gerçekten güvenli bir kask alın. Evet, doğru arkadaşlar. Olabildiğince güvenli, fiber kompozit, rekompozit yapıda kaslar almaya çalışın. Ben birkaç tane kask sundum. Onlar hani çok iyi materyallerden yapılmış kasklar değil. O kasları tercih etmeseniz de olur. Fiber yapısı, kompozit yapısı olan kasklar daha fazla koruma veriyor ister istemez. Hani bunu zaten hani ilk kazada anlıyorsunuz. Daha fazla koruma, hani çarpmasının etkisini zaten hani suratınızda hissediyorsunuz. İnşallah öyle bir şey olmaz tabii ki. Ama hani yüksek fiyat diye hani ortalama bir kask alacağınıza ya da işte dandik olabilecek, doğrudan söyleyeyim, dandik olabilecek bir kask alacağınıza biraz daha bütçenizi kaska yatırın. Kaskınız da iyi olsun, montunuz da, yani her şeyiniz iyi olsa çok daha iyi olur arkadaşlar. O yüzden bir motor aldığınızda motor alacağınızın paranızın hani bütün hepsini motora yatırmayın. Bu kısmını da giyime yatırın diye bir kısım ayırın kendinize. O bölümde de kötü bir bütçe olmasın. Yani gidip 30 bin lira bir motora veriyorsanız 1000 liralık bir giyim almayın kendinize. O 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira çevresinde, 1500 liraya kadar olabilecek fiberglass, kompozit veya o tarz kasklara yönelmeye çalışın. Onlar daha fazla koruyucudur. Daha fazla mukavemet ve kaza koruması sunacaktır size. En azından kafanız korunursa, vücudunuz da korunursa kazayı daha ucuz atlatırsınız. Zaten motorunuzun bedelini çarptığınız araç veya işte sizin çarptığınız aracın başka araç size çarpıyorsa bile o araç sizin sigortanızı ödüyor, motorunuzu yaptırıyor, ekspere gidiyor biliyorsunuz. Ama size bir şey olursa, diyelim işte herhangi bir uzvunuz, işte diyelim elinize bir zarar geldi, işte suratınıza bir zarar geldi, bunların bazılarının geri dönüşü olmuyor. Özellikle uzun zararlarında, diz, dirsek, el zararlarında hem çalışma yeteneğinizi kaybediyorsunuz, hem uzvunuzu kaybettiğiniz için belirli bir iş yapma yeterliliğinizi kaybediyorsunuz. Mesleğiniz el ile ilgiliyse, el hüneri, el maharetiyle ilgili veya elinizi kullanarak yaptığınız bir işse o mesleğe devam edemiyor olabiliyorsunuz. Aynı zamanda yüzünüze gelecek zararlar da hani bunlar da çoğunlukla kalıcı oluyor, bazıları kalıcı olmuyor, bazıları kalıcı oluyor. Ben kendimden örnek vererek göstereyim hemen. Şu kısımda benim bir tane kaza artığım var. Şöyle bir dudak yarılması. İkinci yarılma şurada bir kaşımı çarptım. Şöyle. Üçüncüsü şurada çok iyi görünmüyor olabilir ama üçüncüsü de şurada. Çenem hafiften patlamıştır. Yani böyle 5 tane yaram var benim de. Bunların da detaylarını göstermiş oldum. 5 tane yara derken 2 tanesi de vücudumda var tabii. Bir tanesi motor ayağının üstüne düştü. Ne denir? Ayaklığın yanındaki hafif ince demir çıkıntı ayağıma girdi. Yapılabilecek bir şey yoktu. Girdi, çıktı. Tabii belli bir zaman geçtikten sonra, 2 hafta geçtikten sonra rahat yürümeye başladım. Hani hafif kasa zarar verdi ama geçici bir hasar yarattı. Yüzümdekiler tabii kalıcı bir hasar ama en azından ne görme yetim bozuldu, işte ne dişim patladı, ne işte suratım çöktü filan falan. Hani ne kadarı benim hatam derseniz ayağımın delinmesi benim hatamdı. İleride bir suyun ne olacağını görmeden o suya hızlı girdim. Meğerse çöp suyuymuş. Bir anda altından motor gitti. Kaydım ve düştüm. Motor ayağımın üstüne düştü. O ayaklığın kenarındaki demir ayağıma girdi. Bunun gibi olaylar olabiliyor. Siz kazayı istemeseniz de kaza sizi bulabiliyor. Her an bulabiliyor hem de. O yüzden hani hem yüzünüze giydiğiniz, yüzünüzü
koruyacak şekilde olan yapılmış kaska biraz daha fazla para verin. Çünkü bunun geri dönüşü olmayacak, zararlara neden oluyor. Hem vücudunuzu koruyacak şekilde, çok iyi koruyacak şekilde giyin. Ayağınızdan kafanıza kadar tamamen korumalı olun. Olabildiğince korumayı üstünüze giyin. Ne kadar korunursanız o kadar az zarar görürsünüz kazada. Benim başıma kaza gelmez demeyin. 60'ın üstündeki her kazada, hatta 20'nin üstündeki her kazada yaralanma geçirebiliyoruz. Bazılarımız şanslı oluyor, bazılarımız şanssız oluyor. Zaten videoları seyrediyorsunuz. Geçen günde Mecidiyeköy tarafında metrobüs yoluna giren bir tane arkadaş vardı. Yanlışlıkla metrobüs yoluna girip kafa kafaya metrobüsle beraber çarpıştılar. Allah sabırlar versin. Nasıl bir hata, nasıl bir şey olduğunu, niye oraya girdiğini tam olarak bilmiyorum. Ama nasıl görmediğini de anlamadım. Ama Allah ailesine sabırlar versin. Arkadaşlarına, tanıyanlarına sabırlar versin. Hepinize iyi sürüşler.